Türkiye'nin geliştirdiği doğu-batı dengesi son dönemde yüzümüz batıya dönük ama doğuya da sırtımızı dönmedik ifadeleriyle gündeme gelirken, Macaristan ve Arnavutluk'un bu dengeyi sürdürmek için benzer söylemler geliştirdiği belirtiliyor. Türkiye'nin bu tarz açıklamalara ihtiyaç duymadığına dikkat çeken İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Dinç, CGTN Türkiye açıklamalarda bulundu. Doğu-batı dengesinin Türkiye için öneminden bahseden Dinç şunları söyledi. Doğu-batı dengesi Türkiye için varoluşsal önemde. Türkiye bu dengeyi özel bir gayretle sağlamıyor. Hem coğrafi konumu hem Türkiye'nin politikalarının gerekleri ve menfaatlerinin onu buluşturduğu nokta Doğu-batı dengesinde kesişiyor. Türkiye'nin doğuyla ilişkileri Türkiye'nin batıyla ilişki içinde olmasını gerektiriyor. Türkiye'nin batıyla ilişkileri Türkiye'nin doğuyla ilişki içinde olmasını gerektiriyor. Yani hem batıdaki dostları hem doğudaki dostları Türkiye'nin diğer tarafta dostları olmasından memnun oluyor. Bu da Türkiye'yi doğal olarak böyle bir denge politikasının aktörü yapıyor. Profesör Dinç hem içeride hem de dışarıda Türkiye'nin dengesine dair bir mutabakat olduğunu dile getirdi ve şunları ifade etti. Zannederim tam olarak bunu ifade etmeye çalışmıştım. Önce dışarıdan başlayayım. Yani Türkiye'nin doğudaki dostları Türkiye'nin batı ile ilişki içinde olmasını bir avantaj olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin batıdaki dostları da Türkiye'nin doğu ile ilişki içinde olmasını bir avantaj olarak değerlendiriyor. O yüzden hem doğu hem batı Türkiye'nin bir denge politikasıyla ilerleyişi üzerinde mutabakata sahip. Bu içeride de en doğru dış politik strateji olarak görülüyor ve yurt içinde de hane halkının, kamuoyunun bu politikaya desteği uzun yıllardır sürüyor. Dinç, Türkiye'nin denge politikasının uluslararası ilişkilerde yarattığı etkiyi açıklayarak, Türkiye'nin önemli bir güzergah üzerinde stratejik bir konum kazandığını belirtti. Türkiye'nin bu dengesi Türkiye'yi önemli yatırımların merkezi haline getiriyor ve istikrarsızlığın yükselmeye başladığı dünyada Türkiye'yi güzergah üzerindeki çok önemli lokasyon olarak istikrarın bir adresi haline getiriyor. Bunun Türkiye'nin barış savunan politikasıyla da örtüştüğünü değerlendirebiliriz. Türkiye bölgesindeki bütün kriz alanlarına barış götürmek adına katkı vermeye gayret eden bir karakter sergiliyor. Çünkü Türkiye Doğu ve Batı arasındaki akımın, bilimsel, kültürel, ticari akımın devam etmesinden kendisinin menfaat sağlayacağını biliyor. Dinç, Türkiye'nin çıldırtan bir dengesi olduğunu vurgulayarak bu ifadeyi daha ayrıntılı bir şekilde şöyle açıkladı. Türkiye'nin dengesi o kadar hassas ki, yani Türkiye'yi kendine daha yakın görmek isteyenleri gerçekten çıldırtabilir. Yani bunun üzerine sessizlik, bunun üzerine çok derin bir mutabakatın ve büyük bir sessizliğin olması çıldırtıcı gelebilir. Keza Türkiye'de kamuoyu içinde bu denge çıldırtıcı olabilir. Çünkü Türk kamuoyunda yüzünü batıya dönme yanlısı daha geniş bir büyüklük vardır. Yüzünü doğuya dönme yanlısı büyüklük görece daha küçüktür. Ama denge tarafını savunmak içeride ve çok doğru olarak denge tarafını savunmak içeride yüzünü batıya veya doğuya dönmek noktasında fikir sahibi olanları çıldırtacak kadar kusursuzlukta ilerliyor. Türkiye'nin doğu-batı dengesini konuşmak bu dengeyi ucuzlatabilir diyen Dinç şunları ifade etti. Ya dediğim gibi bu denge ontolojik. Bu dengeyi konuşmak bu dengeyi ucuzlatabilir. İşte bizim yüzümüz doğuya dönük, sırtımız batıya dönük değil. Ya da bizim yüzümüz batıya dönük, sırtımız doğuya dönük değil gibi söylemler. Türkiye'nin bu dengesini pazarlama ihtiyacının bulunmadığı bir durumda, bulunmadığı bir iklimde, evrende bir mutabakat altında gereksiz görülebilir. Buna ilişkin farklı değerlendirmeler gelirse dengesini yeniden ayarlamak durumunda kalabilir. O yüzden hiç bunu tartışmamak, bu evrensel mutabakatı sürdürmek bence en doğrusu. Bunu tartışmaya açmak Türkiye'nin her seferinde yeniden konumlanmasıyla ilgili bir bu denge içinde farklı çizgilerde yeniden konumlanmasını kastediyorum. Bunu tartışmaya açmak bu dengede her seferinde yeniden bir konumlanmaya bu çizgilerden birinde neden olabilir. Bu da Türkiye için yorucu oluyor.
Dinç, Macaristan, Arnavutluk ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye'nin Doğu ile olan ilişkisi üzerinden kendilerine bir konfor alanı bulduklarını da ifade etti. Doğu'nun Türkiye'nin biricikliği konusunda yeterince fikri var. Ve Türkiye'nin kendine müstakil bu politikasının başkalarına imkan verdiğini de Doğu görebiliyor. Ve fakat Türkiye'nin açtığı bu imkanı kullanan mesela Macaristan gibi, Arnavutluk gibi ekonomiler, belki İtalya'yı da sayabiliriz. Türkiye'nin de zaten Doğu ile ilişkisi olması üzerinden kendilerine bir konfor alanı buluyor. Doğu da buralardaki yatırımlarını ve ilişkilerini aslında Türkiye'nin Türkiye ile kurduğu ilişki üzerinden bir kaldıraç etkisiyle sürdürebiliyor. Bu denklemden, yani Türkiye Doğu ile ilişkilerinde daha gerideki bir konuma geçse, Türkiye'nin daha batısındaki aktörler Doğu ile ilişki kurmakta bu kadar rahat davranamazlar. Çünkü alacakları baskıyı taşıyacak, tolere edebilecek kapasitede ekonomiler olmayabilirler. Doğu da bunun bilinciyle bu ülkelerle kurduğu ilişkinin bir benzerini, bir yansımasını Türkiye ile kuruyor ve oradaki ilişkilerine ve yatırımlarına böylece güvenlik sağlıyor. O ülkelerin Doğu ile ilişkilerini yönetmesi için Türkiye ile ilişki geliştirerek onlara bir alan sağlıyor. Dinç, Türkiye Doğu'yu ve Batı'yı teslim alabilir mi sorusuna şu şekilde yanıt verdi. Kendi menfaatleri yeterliliğinde, kendi menfaatleri sınırında, kendi ihtiyaçları ölçüsünde Türkiye Doğu ile Batı arasında bir denklik ortaya çıkarsa ve Türkiye'de kendi konumunu korursa, yani bu iki güç arasında denge konumunu korursa, kendi ihtiyaçları ölçüsünde, tekrar ifade edeyim, Türkiye Batı'yı da teslim alabilir, Doğu'yu da teslim alabilir. Yani ne Batı Türkiye'den talepkar olabilir, ne Doğu Türkiye'den talepkar olabilir. Bilakis Türkiye tam aksine bu dengesini koruyabilirse ve tekrar söyleyeyim, Doğu'yla Batı arasında bir denklik artık oluştuğu değerlendirilebilirse, her iki tarafı da kendi ihtiyaçları nispetinde teslim alabilir, kendi talepkar konumunu sağlayabilir diye düşünüyorum.